Abo. İşe bak işe. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve de taş evimize de hoş geldiniz. Yaylada eskiden evler hep böyleydi arkadaşlar. Bizim burası böyle eşyalık, ürünlük, ne bileyim keş koyarız, tavukların arpasını koyarız, ne bileyim işte patates koyarız, öyle olarak kullanıyoruz. Eskiden illerdeydi, buraya taşıdık, yenisini yaptık da bayağı bir uzun süre geçtiği için, beton olmadığı için taşlar oynamış ama sağlam, kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar, geçen sene biz burayı açmıştık, temizlemiştik, tertemiz yapmıştık. Kışın güzün göçerken bura tekrar karıştı. Eşyaları yığdık, odunları yığdık. Baksanıza, yastıklar bir yere yığıldı, onlar bir yere yığıldı. Yaylaya göçerde bir vakit bulamadım. Şurayı temizleyeyim, bir şöyle bir kullanılır hale getireyim, vakti bulamadım. Bugün Allah'ın izniyle vakti buldum. Kindin olsa da geç de olsa. Arkadaşlar, burayı temizleyeceğim. Burası bir serin oluyor. Ocaklarını kullanmaya başlayacağız. Ondan sonra gerektiğinde yatacağız, dinleneceğiz. Misafirlerimiz geldi mi seviyorlar taş evde çay içmeyi. Çayımızı içeceğiz beraber. Ama iş var önce, iş. Burayı bir temizleyelim. Tertemiz bir koyalım. Değil mi kız? Değil mi çocuklar? Alam şuna. Ulan sen valla. Geliyor lan. Ana. Acıktın mı oğlum? Acıkmış bunlar arkadaşlar. Şunlara sarılmış da kızıl erkek. Ulan. Yavaşsınız. Temizleyelim de güzel kullanalım, değil mi burayı? Burası çok serin oluyor. Ana maşallah, bizim bir tavuk var arkadaşlar. Burayı yumurtluyor. Ana şu küçük nereden gelmiş? Küçük de sabah gireceğim de uğraşırdı burayı. Küçük hani var ya, çilli. O da gelmiş, burayı yumurtlamış. Burayı bozmayacağız. Çünkü köy tavuğu var ya hani. Ben bir köylümüzle değişmiştim. 3 tane. Onun birinin bir tanesi, o tavuğun birinin yumurtaları. Biri köyde kendi başına büyük çıkarmış arkadaşlar. 5 tane. Hiç bakmadan. Bunu da buraya giriyor devamlı. Hep aynı yeri yumurtluyor. Dedim ki hiç kurdamayalım onu. O oraya yumurtlasın. Çünkü yüksek ihtimal o da kurk olacak herhalde. Kurk olsun, olabilirlerini çıkarsın dedik, değil mi? Ana baba. Anne olma hakkı onun da var. Çünkü köy tavukları gerçekten güzel yumurtluyor, hem de güzel bir büyük çıkarıyor. Bir de şeyini seviyorum ben köyde avuklanan arkadaşlar. Böyle sağlıklı oluyor gerçekten. Öbür makineler çok kolay şeyde ölebiliyor. Ama köy tavukları o kadar değil yani. Hemen çok hassas değiller. Ne var evimizde başka? Size göstereceğim. Bakın burada kürük var. Bu kürük arkadaşlar. Ana bu yamulmuş ya. Yani bayağı eski bu. Kürük bu. Tabi kullanılmıyor, bayağıdır herhalde burada kalmış. Bunun içine yağ basılıyor. Yazın yaylada herkes bunların içine yağ doldururdu. Buradan bez ile kapatırdı. Bu var ya, öbür yayla göçene kadar yağı sağlamca tutardı ya. Kürük bak, topraktan yapma. Burada bir tane daha var içeride. Başka ne var? Bakın size bir şey daha göstereceğim. Burada şuradan ne var? Bir şek var. Bu bir şey falan herkes bilmez. Bilen var mıydı? Hop. Gördünüz mü? Bunun adı da bir şey arkadaşlar. Önceden ayakları böyle. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle dururlardı. Yukarıya çıkarlardı. Tuluk vardı. Tuluk keçi derisinden yapılan, ana okulanan, böyle kılsız. Sağlam olurdu böyle. Ondan sonra yoğurdu dökerlerdi içine. Faşladık, faşladık, faşladık. Bununla ayarlardı. Buna bir şişek deniyor arkadaşlar. Bakın. Bununla nasıl yapmışlar değil mi? Şuralarını şekilli şükürlü aynı parça ağaçtan. Neyse. Bayağı da birkaç tane bir şişek var ha. Burada bir var. Bir orada var. O kırılmış. Bir tane de orada var. Şimdi burayı böyle bir güzel bir yapalım. Temizleyelim. Tarih eser gibi.
Bunları da koyacağız. Burada bakın, bu da tuluk. Bunu da göstereyim. Ha, tuluk değil, yanlık arkadaşlar. Buna da yanlık deniyor. Bakmayın şöyle dersin, lan bu ne biçim bir şey falan dersiniz ama bu çok mesela 10 yıllık, 5 yıllıktır belki de. Bu da neyi koruyor arkadaşlar? Bu da keşi koruyor. Yani bunu ıslatıyorum, böyle koruyor bu. İçine keşi basıyorsun, ıslatıyorum, bu yumuşacık kalıyor böyle dediği gibi. Keşi basıyoruz, 2-3 ay, 2 ay falan bunun içinde duruyor. Keş tatlanıyor, böyle suyu gidiyor, acısı gidiyor, peynirin acısı olur ya, iyice gidiyor. Ondan sonra ondan çıkarıp deriye basıyoruz. Vallahi bayağı da konuştuk ya. Elektriğimiz de var, burada fişimiz. İnşallah güzel bir temizleyelim, keyfimizi yapalım. Hadi bismillah odunlardan. Şu malzemeleri önce şuraya bir yığalım. Şu tarafa çuvalları, yastıkları, odunları bir dışarı atalım. Ondan sonra da yerleştirme işlemini tamam, süpürelim, tertemiz koyalım. Allah ya, bismillah. Arkadaşlar bu tarafın eşyası boşaldı. Meraklılara baksanıza. Derler odundan üstüne attım yastıkları. Bunlar da böyle meraklı melahat gibi dolanır, içeri girerler. Şimdi çıktı yere. Spa. Ananız gelesi yoldu. Şimdi buraları süpüreceğim. Şurada bazı çukurlar var. Bu yüksek olan yerleri kazacağım. Çukurları dolduracağım. Güzel diyeceğim yani. Muharı. Burası arkadaşlar evin en kullanışlı tarafı mı diyeyim? En çok kullanılan yeri mi diyeyim? Muhara burası. Ocaklığı yani. Eskiden bilenler bilir. Böyle sadece taş evlerde yaşarken hayatım bunun başında geçerdi ya. Yayla hayatın muharının başında geçerdi. Çayını demlerdim böyle ateş yanarken. Yani muharının başında çayını içerdim. Tıngır tıngır sıcak, hiç soğumazdı. Yağmur yağardı. Odununu dikerdin, başında ısınırdın. Sütün bunun başında biçerdi. Yoğurdun dersen aynı. Yani yemeğin, yayla hayatının çoğu vakti bunun başında geçerdi. Kadınların genellikle. Yağmur günleri de çok güzel olurdu ya. Çıtır 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 arıt sesi. Böyle sabah uyandım mı ateş yanıyor, böyle tıngır tıngır çaydanlık kaynıyor. Şu deliklerden mesela doğudan, oradan güneş dağıyor. Şöyle ışık şuraya geliyor. Böyle duman da böyle ışığın içinde dönüyor. Böyle ekstra bir görsellik verirdi. Yağarken yağmur şuradan damlaması tipir tipir. Yaşatacağız ya bu işi, bu hayatı yaşayacağız herhalde. Ama tabii şu yaramazlar izin verirse. Yastıkları batırmayın. Çırpın yastıkları, tamam mı? Şuna. Bir aklım yine artar. Çırpın yastıkları. Şimdi şurayı toparlayalım. Sürelim. Ondan sonra yavaştan sermeye başlayalım. Şu tarafı, bu tarafı serdikten sonra bu tarafa geçeceğiz. Bu taraf kolay. Bu taraf çuvallı. Odun yok orada. Arkadaşlar bu tarafı bir serelim.
Havar gelmedi. Anne bu hasıfa büyük oluyor. Yok. Duvardan yanına atıp. Duvardan yanına altına bir kuver. Ocak bir son tarafa değil de. Şeyini buraya nasıl eriydi? Kapıya mı eriydi? O zaman da çok geniş oluyor. Uzun mu oğlum değil ki. Buraya nasıl eriydi? Yoruluyor artık. O zaman da açık kalıyor bir taraf. Burası getirelim. Kaçın bakayım sıpa var. Kaçın bakayım. Yapıyorsun lan. Gittiği yere. Gel bakayım dışarı bir çık. Fındık. Fındık gel. Fındık gel. Yandı. Acayip tozlanmış arkadaşlar. Pıtırdık pıtırdık. Kaçın lan. Gene mi girdin içeri sıpa?
dedik böyle dursun. Şeye benzedi mi arkadaşlar? Benzeyip gelir gibi değil mi? Toprak ayı olunca tozlu oluyor. Fıstık da fazla geldi. Şimdi şuraları bir halletmeye çalışacağım. Tozlanmış kamera bile ya. Şu yaramazlar da beni bırakmıyorlar ki. Baksanıza. Tırcıklar. Allah. Şunlar da şunlar. Büyüdüler maşallah. Maşallah maşallah. Şu küpürlüğe baksana da. Lan! Şimdi yavaştan etrafı şu önü falan toplamaya başlayalım. Şurayı bir toplayalım. Ondan sonra ateşimizi yakalım. Annem yemeği pişirsin. İçeride ne var oğlum? Burası artık bizim. Girin iç dışarı, çıkın dışarı. Şu tarafa şöyle patatesleri bir yığalım. Bu tarafı süpürdüm arkadaşlar. Soğan. Ne? Yakalım mı ateşi? Yakalım. Bayağı toplandı. Ben yağı getireyim. Sen ne pişireceksin? Patlıcan değil mi? Tamam, sen şey yap da ben burayı da süpüreyim tozur gitsin. O ne? Onu da. Çay herhalde baba. Şimdi bir de genel tekrar süpüreceğim arkadaşlar. Ondan sonra ateşi yakacağız. Şşt, yaramaz. Ondan sonra burası benim kız. Allah Allah. Korkan şey. Tekrar süpüreceğiz. Ondan sonra ateşimizi yakacağız. Bayağı toparlanan dışarısı var. Orayı da ben toplayacağım zaten. Annem yemeği yaparken. Tozlanmış ya. Toprak ev öyle oluyor arkadaşlar. Bilenler bilir yani. Yapacak bir şey yok. Burayı zaten fazla kullanmıyoruz. Kız dövüşmeyin. Gel bakayım bakayım gel. Fıstık sen bugün davara gitmedin mi? Benim evi göre mi geldin? Nasıl da bakar biri fıstığı? Nasıl da bakar? Nasıl da bakar ya? Şaşırdın mı kızım? He? Şimdi en çok şaşıracak olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya yumurtlayan tavuk. Ulan buraya ne olmuş diyecek. Yumurtaları bari bulabilse. Arkadaşlar senenin ilk taş evinde ateşimizi yaktık. Duman işte buradan böyle yükseliyor. Çıkıp gidiyor. İçeri gelmiyor. Buharı güzel. Hele bir de sabahlar daha güzel olur gündüzleri. Durun yaramazlar içeri girmeyin. Bundan sonra burası bizde. Şuna şu gırtteki. İşte böyle tavuklar girerdi. Oğlaklar girerdi içeri ansızın. Gençler. Alo. Kaybolun. Bak bak. İyice bincelen bari. Koyayım mı tencereyi? Hadi bismillah. Kış evin göberlere meşhur kış evi.
yapıyorsun ben şimdi? Gel abla. Dışarıyı toplaya dursana da içeri gireceğini. Ulan zibidi. Çık lan. Çıkman diyor lan. Çoğla bana kafa tuta. Bu ne? Anan geliyor oğlum yürü. Oo. Böyle yavru soğan. Armut o ya. Kavurmaya mı atacaksın şimdi? Öyledim. Kavurma da don herhalde erisin. Erisin. Az daha kalmış. At da kavurmalı dövüşün ya. Çekmeye başladı yavaş. Alışıp gelir gayri. Şimdi arkadaşlar dışarıda rüzgar oldu mu dışarıda koyacakları pek yakma şeyim olmuyor yağmurda. Ama burada her zaman gelecek. Sen bir yerden kalkıyorsun. Şu darda gelmese şu yaramazlar. Acaba tutuşuyorum o zaman. İyi. Devrilmez herhalde. Neresi kapatmazsa kayırı da. İyice kontrol et daha aynı. En çok tavuk şaşıracak sabah. Acaba burada durmuştur. Ve evimiz hazır. Eskiden böyle olurdu. Kazanlar orada olurdu arkada. Orası burada perde olurdu. Kazan, yoğurt, keş hepsi arkada. Yağ. Şurada küçük bir oda olurdu. Böyle yatacak, kalkacak, çay içecek. Eskiden hep öyleydi. Ve çaydanlığımız ve karalı ırbağımız da geldi. Takıma katıldı. Atacağın yemeğimizi pişiyor. Vallahi arkadaşlar geçmişe yolculuğu yaptık. Bakalım kaç kişi yaptı. Bir tek ben mi yaptım? Bence birçok kişi yaptı ya. Vallahi. Neyse yemeğimiz pişsin de bir yiyelim. Afiyet de davar da geldi. Bakalım davarımızı katalım. Oops. Şunun bakışı. Kapıdan. Lan oraya kim geldik? Biri mi göçtüler herhalde? Arkadaşlar yemek de hazır. Bahçelenmiş. Soğan, yoğurt. Tozdan sesin filan çıkmıyor ya. He? Tozdan ya. Diyorum sesin filan çıkmıyor. İşte buralımış. Kaşıklar. Pençe çıkmadı mı lan? Ulaş kutçuğuse şunu ben. Tamam. Oğlanım kaybettim.
Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Aşevi de açtık. Görüşürüz.